Merhaba, bu videoyu fizik bölümü hakkında size biraz bilgi vermek için çekiyorum. Umarım klimanın sesi gelmiyordur. Şöyle, fizik bölümü, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ayşenur, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünde okuyorum. 3. sınıfa geçtim, 2019 girişliyim. Tam okula girdim, yarım dönem okula gittik ve diğer dönemin birazcık diğer dönemde gittikten sonra okul kapandı. O zamandan beri online eğitim görüyorum. Fizik bölümü hakkında size söyleyeceğim şeyler. Öncelikle kendim hakkında bir bilgi vereyim. Ondan sonra benim yorumlarımı göz önünde bulundurun. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sayısala çok yüksek yeteneği olan bir insan değilim. Fizik bölümünü daha çok puanım yettiği için seçtim ve okulu çok sevdiğim için bir şekilde devam ettirdim. Fizik bölümü çok fazla sayısal olan bir ders. Yani kimya, biyoloji gibi değil. Kimya da eminim daha sayısaldır biyolojiye göre ama fizik bölümü zor bir bölüm. Yani şöyle söyleyeyim size, bir hocaya, bizim bölümden olmayan bir hocaya fizik bölümünde okuyorum dediğimde bana okulun en zor bölümü dediğini hatırlıyorum. Gerçekten bizim okulun en zor bölümü olarak görülüyor neredeyse. Onun dışında fizik bölümünde çok fazla matematik var. Yani direkt fizikle matematik entegre bir şekilde ilerliyor. Matematiğinizin de gayet yüksek seviyede olması gerekiyor ki fizikte o matematiksel kuralları uygulayabilin. Fizik bölümü çok, bence çok çalışma ve özveri gerektiren bir bölüm. Fizik bölümünde başarılı olmak istiyorsanız ortalama yapma hedefiniz, geçiş yapma hedefiniz veya çift anadal yapma hedefiniz varsa çok özverili olmanız gereken bir bölüm. Çok çalışmanız gerekiyor bence. Çünkü ipin ucunu kaçırdığınızda konular üst üste geliyor. Birazcık zor o açıdan. Onun dışında eğer fizik alanına ilgiliyseniz seçebileceğiniz bir sürü ders var bizim okulda. Çünkü mesleki seçmeli derslerimiz de olduğu için şimdi bölümünüze girdikten sonra ilk başta klasik taban dersleri alıyorsunuz. Fizik 1, fizik 2, fizik 3. Bunlar modern fizik, klasik mekanik. Bunlar klasik dersler. Hep almanız gereken mat 1, genel kimya. Ama ondan sonrasında tabii ki fizik bölümünde okuduğunuz için fizikle alakalı bölüm derslerini almaya başlıyorsunuz. Bu dersler sağlık fiziği olur, katı hal fiziği. Gerçi bunların da birkaç tanesi zorunlu dersler. Size hatta bu mesleki seçmeli dersleri, yani uzmanlaşmaya başlayacağınız dersleri veya mesleki seçmeli seçip daha fazla bilgileneceğiniz dersleri buraya bırakırım veya aşağıya bırakırım, nereye bırakabiliyorsam ulaşırsınız. Mesleki seçmeli derslerinizi aldıktan sonrasında tabii ki de orada uzmanlaşmıyorsunuz. Çünkü fizik bölümü bitirmiş oluyorsunuz sayesinde o süre zarfında. Ama eğer bir bölümde uzmanlaşmak istiyorsanız her türlü yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Mesela hastanelerin radyoloji bölümünde çalışmak için, hatta şöyle yapalım, ben direkt size fizik bölümünün iş olanaklarını da saymaya başlayayım şu anda. Bir not kağıdım vardı, onu alıp geliyorum bir saniye. Fizik bölümünün iş olanaklarını sizinle paylaşmak için notlar almıştım. Şimdi şöyle, fizik bölümü okuyan insanlar, diğer temel bilimleri okuyan insanlar gibi genellikle akademik kariyer düşünüyorlar. Yani profesör olarak devam ediyorlar veya herhangi bir alanda uzmanlaşsanız bile o alanın dersini verdiğiniz bir profesörlük yolu çiziyorsunuz kendinize. Temel bilim okuyan insanlar genelde bunu yapıyor. Ama onun dışında size şimdi buraya yazdığım notlarıma yazdım iş alanlarını söyleyeceğim. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Telekom, Aselsan, Roketsan, Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabiliyorsunuz fizik alanında bir lisans eğitiminiz olduğu için. Çünkü bildiğiniz üzere bu firmalar hep bu firmalar hep fizik bölümünün ilgilendirdiği, fizik bölümünü ilgilendiren alanlarla ilgili araştırmalar yapıyor. Yani araştırma şirketlerin araştırma geliştirme, özel şirketlerin de aynı şekilde araştırma geliştirme kollarında çok rahat iş bulabiliyorsunuz. Ayrıca fizik bölümü okuyan insanlar hastanelerin radyoloji bölümünde
hastanelerin radyoloji bölümünde ki bunun şartı medikal fizik alanında yüksek lisans yapmış olmanız. Alanında çalışabiliyor. Radyoloji konuşamıyorum. Fizik bölümü okuyan insanlar hastanelerin radyoloji bölümünde çalışabiliyorlar. Ancak bunun şartı medikal fizik üzerine yüksek lisans yapmış olmanız. Ayrıca kalite kontrol laboratuvarları, bilgisayar firmaları, teknik cihaz satış yapan veya servis bölümlerinde, elektronik ve sanayi ilgilendiren kısımlarda. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim bu cümleyi. Ve bankalarda iş bulabiliyorsunuz. Fizik bölümü okuyan insanlar buralarda çalışıyor. Ama bir ek olarak da fizik bölümü okudunuz ancak fizikle ilgili bir şey yapmak istemiyorsunuz veya fizik bölümü okudunuz, fizikle ilgili bir iş de yapmak istiyorsunuz ama bunun yanında başka bir iş de yapmak istiyorsunuz. O zaman devreye iş sağlığı ve güvenliği giriyor. Ben birinci dönemdeyken iş sağlığı ve güvenliği dersi almıştım. İş sağlığı güvenliği hocam bana demişti ki sizin bölümünüzün çoğu zaten şu an bu sınıfta gördüğüm öğrencilerin çoğu zaten iş sağlığı güvenliği uzmanı olacak. O yüzden beni iyi dinleyin demişti. Onu hiç unutmadım. Gerçekten de sonradan araştırdığımda fizik bölümü okuyan insanların çoğu iş sağlığı ve güvenliği uzmanı oluyor. Çünkü bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama öyle oluyor gerçekten, inanın bana. Hoca da söylemişti. İş sağlığı güvenliği ilgili gerekli sınavlara girip gerekli sertifikaları aldığınızda şirketlerin iş sağlığı güvenliği bölümünde rahatlıkla iş bulabiliyorsunuz ve çalışabiliyorsunuz. Yolunuzu o şekilde de çizebilirsiniz. Onun dışında fizik bölümüyle ilgili nasıl bir bilgi almak istediğinizi tam bilmiyorum ama genel bilgilendirme bu şekilde. Size dediğim gibi teknik olan kısımları, işte seçebileceğiniz dersler, ders içeriklerimiz gibi kısımları aşağıya bırakacağım. Nereden bakabileceğinizi de bırakacağım. Oradan bir araştırın isterseniz. Siz de bakın yani, çünkü benim o bilgileri vermem çok mümkün değil. Aldığım dersleri falan koyacağım aşağıya. Oradan verebilirim size bu bilgiyi. Ama sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Eğer bir sorunuz varsa, kaldıysa bu genel bilgilendirmenin üzerine ve aşağı bıraktığım bilgilerin üzerine, buranın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik okumakla ilgili sorularınızı ben başka bir videoda daha yanıtlamak isterim. Dediğim gibi bu genel bir bilgilendirmeydi. Aşağıya yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Bir video daha çekebilirim. Başka bölümlerle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa o konuda da arkadaşlarımla iletişim kurup size yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın lütfen. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Öpüyorum. Umarım çok sevdiğiniz bir bölümü seçersiniz. Umarım size çok güzel yollar açacak bir bölümü tercih edersiniz. Puanınızın yettiği bölümü de tercih ederseniz bile umarım karşınıza çok çok güzel fırsatlar çıkaracağı için olur bu seçiminiz. Çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Sorularınızı yazmayı unutmayın.